Tekrardan merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Ben hemen buradan yorumu ekleyeyim. Merhabalar, hoş geldiniz. Yemek tarihi üzerine söyleşi yayınımızın 3. bölümündeyiz. Hoş geldiniz hepiniz. Şebnem hocamızı bekliyoruz. Şebnem hocam geldiği an hemen alacağım. İyi akşamlar, iyi yayınlar, teşekkürler arkadaşlar. Hocamıza ben istek gönderdim. Eğer görebilirse hemen gelecektir. Hande hocam merhabalar, hoş geldiniz. Şebnem Hoca geldi. Hemen tekrardan istek gönderiyorum. Hocamıza istek gönderdim. Hello. Hello, hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ya iyi ki neredeyse şarjım bitip telefonum kapanıyormuş. Şimdi de şarja taktım ama bu sefer de yerine koyamıyorum. Prizleri böyle yukarılara taşımaya çalışırken bir grip oldum. Biraz çıkarayım, olmazsa takarım. Gözümde şarjda olsun inşallah. Evet. Nasılsınız, iyi miyiz arkadaşlar? Rezalet, 53 kişiye düşmüşüz. Nerede bu insanlar? Herkes mutfağa mı gitti? Bence biraz daha Reytingler. Şimdi o arada birazcık hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Bu arada sevgili çekirdek kadroma buradan selam ve sevgiler. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki yayındasınız. O zaman kalan sağlar bizimdir deyip arkadaşlar. Bir de tabii ben bile biraz geciktim açıkçası. Belki 1-2 dakika gerçekten birileri bir şey yemeye gitmiştir. Bu arada artık kahve saatinin geçtiğini fark eden hocanız, efendime söyleyeyim. Saatin gereğini yapıyor şu anda. afiyet olsun hocam. Teşekkür ederim. Kahve de neymiş, sensin kahve modundayım. Evet arkadaşlar. Sen bir şey söylemek ister misin Mert'ciğim? Ben toparlarken neredeydim, ne yapıyordum? Roma. Yes, we are in Rome. Evet. As the Romans do. Roma'ya başlamışken direkt bir sorumuzla giriş yapabiliriz Hadi öyle istersen. yapalım. Let's do that. Roma İmparatoru Vitellius'un özel hazırladığı yemek nedir? Şimdi çok güzel bir soru. Önce şunu söylemeliyim genel olarak. Romalıların aristokrat sınıfının sempozyum denen büyük davetlerde ve işte imparatorluk bazında verilen kimi şölenlerde böyle kulağa o zaman için bile çok aykırı gelen şeyler yemiş diyeyim söz konusu. Ne demek istiyorum o zamana göre diye. Mesela o zaman için büyük bir şarküteri, delikase ürünü sayılan ve hiç kimsenin yadırgamadığı ama bugün bize çok garip gelen glis glis faresi çok yaygın ve nefis bir ürün bahsedeceğim ama her şey de öyle şey değil. Mesela bu imparator özellikle farklı bir şey yiyor olmakla ilgili bir gayrete sahip
Ve adam kendine mesela bir yemek yaptırtıyor. Bu yemeğin adı da Athena'nın kalkanı. Çünkü bunu yiyen artık ne bileyim ben Athena kadar güçlü falan mı oluyor acaba ne oluyorsa. Çünkü içinde neler var biliyor musun? Mersin balığı ciğeri var. Tamam mı? Ondan sonra tavus kuşu beyni var. Niye tavus kuşuysa artık hani. Flamingo dili var. Flamingonun da hani pişirecek kadar bir dili olduğunu açıkçası bilmiyordum ben. Demek ki bir et çıkıyor ki onu pişiriyorlar. Ve yılan balığı var. Ve buna benzer bir takım böyle saçma sapan, alakasız, garip. Yani o zamanın insanları için bile çok garip yemeklerden oluşan Athena'nın kalkanı denen bir şey yiyor İmparator Vitellius. Çok enteresan gerçekten de. Şimdi Roma, geldik Roma'ya arkadaşlar. Roma mutfağına dair özellikle Pompei ve Herküleyum antik kentleri Vezüv Yanardağı'nın fışkırmasından sonra küller altında kaldığından dolayı çok bilgiye sahibiz. Ama sadece bu değil. Çünkü Roma döneminin bazı yazarları var ki onların adlarını zikretmek isterim ben size. Hem biz zeytin tarihine dair, hem şarap tarihine dair, hem tıp tarihine dair ve buna benzer birçok konuda onlardan birinci ağızdan bilgi alıyoruz. Bunlardan en önemlileri hatta kendisi de Vezüv'ün nasıl patladığını görmeye gidip meraktan maalesef ölen Pliny mesela. Gördün çok güzel aferin. Yaşlı Pliny var. Cato diye bir yazarımız var yine antik Roma dönemi. Ondan sonra Vitruvius zaten var. Sadece mimari değil başka bir sürü konularda yazıyor. Ondan sonra Varro diye bir yazar var. Biz zaten bu Romalı yazarlar sayesinde de ne yeniliyordu, ne içiliyordu mutfakta, ne meşhurdu. İşte kimi şairler var mesela böyle kinayeli şiirler yazıyorlar. Sempozyumda olan biten hakkında böyle dedikodu vari şeyler yazıyorlar. Oradan öğreniyoruz filan ama anladığımız Roma mutfağının da aynı Yunan mutfağında olduğu gibi, antik Yunan mutfağında olduğu gibi bol sebze ve meyve ağırlıklı, kırmızı ete yine böyle sığır etine filan çok böyle yönelmeyen, daha ziyade deniz hayvanlarını yine balık ve deniz mahlukatını ön plana çıkaran bir mutfağa sahip olduğunu görüyoruz. Ve az önce ikinci bölümde şeyden bahsediyorduk. Bu şarabı sek içen Makedonlara barbar diyorlar. Aynı zamanda bira içen halklara da barbar diyorlar. Bira pek makbul değil onlarda. Zaten birayı da çok yapmıyorlar. Bira biraz daha soğuk bölgelerde yapılmakta. Enteresan bir şekilde o dönemlerde. Ayrıca çok fazla et tüketene de barbar diyorlar. Yani onlardan olmayan herkese barbar diyorlar. Nasıl Çinliler bizim Türklere, göçer Türklere süt ve süt ürünleri tüketiyor diye barbar diyordu. Koyun tüketiyorlar diye barbar diyor Çinliler. Bizim Türkler de mesela Çinlilerin domuz yemesini sevmiyor. Türkler domuz yemez tabii. Domuz dediğin hayvan göçebiliğe asla uymaz. Oradan oraya taşıyamazsın. Oysa koyun yani Orta Asya'da kullanılan koyun böyle uzun bacaklı, çok uzun yürümelere çok müsait. Bu kadar kuyruğu olan, kuyruğunda yağ olan bir hayvan. Yani aslında halkların yediği şeyler biraz onların var olan coğrafyalarında ne ise onunla şekillenmiş. Yani mesela Hitit mutfağında da balık var ama çok da yok. Çünkü deniz kenarında değiller sonuçta. En fazla işte Kızılırmak'tan avladıkları tatlı su balığı falan var. Hani genel olarak, genel yeme olarak. Velhasıl Roma mutfağında da çok farklı bir şey yok. Bütün bu halklarda bu arada Mısır'da da aynı şey. Asur-Babil'de de öyleydi. Az önce söylememiştim. Yunan'da da Roma'da da enteresan bir ortak nokta var arkadaşlar. O da ne biliyor musun Ne hocam? Mert'ciğim? Beyaz undan yani kepeğinden arındırılmış undan yapılan ekmeği asiller ve zenginler yiyor. Ondan sonra kara kuru ekmeği de fakirler yiyorlar. Halbuki bugün de böyle değil midir? Yani şey zamanında francala denirdi ona mesela. İşte ondan sonra o ekmek bulunamadı. İnsanlar çok özlediler falan. Oysa baktığın zaman sağlıklı olanın esmer ekmek olduğunu bugün herkes biliyor. Belki de asil halk yani Roma'nın asil halkı o yüzden biraz da çok yaşamıyordu. Böyle bir fark hepsinde var. Onu söylemek isterim. Ondan sonra efendim bol baharat, şarap, bal, pekmez, bunları kullanarak, karıştırarak yaptıkları soslar çok fazla. Yani her yemeği mutlaka sosla yiyorlar. Böyle bir şey var. Zaten garum dediğimiz, az önce bahsettiğimiz sardalya ve benzeri yağlı balıkların iç organlarını çıkarıp fermente ettikten sonra suyunu süzerek elde ettikleri sosu da çok yaygın. Hatta oğlak yemeklerinde bile kullanıyorlar. Hemen bir anekdot. Bizans zamanında, daha sonraya gidiyoruz kısa bir süre. Bir Avrupalı Bizans sarayında misafir ve ona
Görüm sosuyla tatlandırılmış oğlak ikram ediyorlar ve böyle burun kıvıra kıvıra bir hal oluyor bu gezgin vakainüvis ve şey diyor, oğlağı zaten aşağılıyor, görüm sosunun bile yemeği kurtaramadığını söylüyor. Kapattık parantezi. Yani o zamanlarda dıra kadar kullanılmakta olan bir sos sonuçta. Şimdi Roma tarihine dair bizim yine çok fazla bilgi edindiğimiz Apicius diye bir yemek yazarı var. Fakat şundan emin değiliz. Apicius acaba tek bir insan mıydı? Yoksa birçok yemek yazarının adı böyle bir nevi efendim mahlas gibi Apicius olarak mı geçiyordu? Bunu çok bilmiyoruz. Hatta bu Apicius'lardan bir tanesi yemeği içmeyi o kadar çok seviyor ki mali durumu bozulup da istediği gibi şölenlere gidemez hale dönüşünce intihar ediyor mutsuzluktan. Hani yemek içmek o kadar önemli onun için. Fakat Apicius'un yazdığı bir Apicius'a ithaf edilen bir kitap var. Oradan biz Roma mutfağına dair çok detaylı bilgilere haiz oluyoruz. O kitabın adını da şuradan okuyacağım size. Apicius de Cuceneira. Cuceneira yani cooking, cook kelimesinin aslı olmalı Latince zamanında. Şöyle enteresanlıklar var. O zamanın sempozyumunu düzenleyen zengin Romalılarının işte hava atmak için kullandığı en önemli unsur işte bu garip garip yemekler demiştik değil mi? Peki kim pişirecek bu yemekleri? Aşçıların hepsi köle, evet. Ama çok iyi bir aşçıya sahip olmak büyük prestij kaynağı. Dolayısıyla o zamanlar bu meşhur olmuş aşçı kölelerin bir evden diğerine transferiyle ilgili ciddi çekişmeler de yaşandığını söylemek mümkün. Ve şunu da eklemek gerek tabii. Biz kölelik kavramı deyince bu Amerikan filmlerinin bize öğrettiği, çünkü Amerikalı köleyi öyle kullandı. Böyle bila ücret çalışan, yaşamı pahasına çalışan ve sürekli işkence gören bir takım insanlar hayal ediyoruz. Öyle kurguluyoruz kafamızda. Oysa antik zamanda köle dendiğinde böyle bir şey anlaşılmıyor. Antik zamanın köleleri tamam onu yapmayı seçmiyorlar belki ve zorunlu yaptırılıyor belki yaptıkları her neyse bu gladyatörlük dahil olmak üzere ama karşında para alıyorlar ve bundan emekli olabiliyorlar. Yani Efes'i düşünün, Efes'te pazar yerine açılan iki tane tak vardır. Bu takı yaptıran biri Pers asıllı biri Yunan asıllı şeydir, köledir. Biriktirdikleri parayla Efes halkına teşekkür etmek için yaptırmışlardır. Sen nasıl bir kölesin öyle koskoca kapı yaptıracak kadar para biriktiriyorsun? Hani oradan biçin köle olmanın aslında maddi olarak nasıl bir şeye tekabül ettiğini. Velhasıl bu aşçılar da köle ve çok büyük paralarla transfer ediyorlar oradan buraya. Ve işte meşhur aşçıları var Roma'nın o zaman. Onların yaptığı fantastik yemekler büyük bir dedikodu. Bugünün hani sosyetesinin dedikodusu nasıldı? O zamanın Roma hayatında da öyle bir takım dedikodular olmalı. Birazdan senden şey isteyeceğim. Bakıyorum artık numaraları yazmamışım ama. Numara yok Mert'cim ama Roma mozaikleri vardı diğer silsilede. Yani 18'den sonrasında. Orada bir tane konvivyum sahnesi olacak. O değil, o değil. Bak aşağıda servis böyle tepsisi taşıyan bir çocuk var. En tam şeyin yanı. Üzüm ezenlerin hemen yanında. Heh. Sen buradan dilediğin gibi o Roma görsellerine geçiş yapabilirsin bu arada hazır ekranı açmışken. Onları da göstermiş olalım hazırlamışken. Burada bakın arkadaşlar bir tane konvivyum sahnesi var. Yani Roma'nın işte törensel yemek sahnesi. Burada yemekte sunulan içecek ve yiyecekleri taşıyan yine köle hizmetkarları görüyoruz. Bugünün garsonu gibi düşünmeliyiz onları. Bu muazzam büyük bir mozaik bu arada. Şeye de devam edebilirsin sevgili Mert. Sağdan soldan o Roma mozaikleri. Mesela burada arkadaşlar Roma döneminde üzümleri ezen ve üzüm suyunun aktığı bakın kapları görüyorsunuz. Şarap üretimine dair bir mozaik görüyoruz. Ondan sonra bakın burada dalından toplanmakta olan meyveleri görüyoruz. Bu arada meyveden söz etmişken Romalılar, şimdi Hitit ve ondan sonraki Anadolu halkları civar coğrafyadaki bazı oraya özgü yiyecekleri kendi mutfaklarına dahil ettiler ama Romalıların en büyük özelliği büyük bazı coğrafyadaki meyve ve sebzeleri diğer coğrafyalara en yaygın olarak saçan halk olmalarıdır. Bir. İkincisi Roma mutfağı bütün Avrupa mutfağının temelini oluşturur. Bu anlamda da bir yaygınlık söz konusu. Mesela şeftali İran'dan.
efendim kayısı Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan dolaylarından. Kiraz, Kerasos işte bizim meşhur şehrimiz Giresun'dan hakeza. Efendim daha ne vardı hatırlarım. Dolayısıyla yaygın bir şekilde kullandıkları meyve ve sebzelerin hemen tamamını coğrafyasının değişik noktalarından toplayıp bir araya getiriyorlar. İşte imparatorluk olmak da emparatorluk da değil mi? Bunu gerektirir İlber Hoca yaklaşınası. Kesinlikle. Çünkü bir şeyi toparlamak ve yaygınlaştırmak yani o ağı kurabilmek zaten ancak güçlü bir imparatorlukla mümkün olabilir. Pizza yapan vardı orada Mert, onu da gösterir misin rica etsem? Bakın burada bir ekmek fırını ya da belki bir pizza fırını, oraya işte ekmeği ya da pizzayı sürmekte olan bir şey görüyoruz. Romalı. Birazdan da senden şey isteyeceğim. Hatta şimdiden isteyeyim. Termopolyum olacak orada bir tane. Böyle yani Roma dönemi restoranı kılıklı bir şey. Bakın burada Roma'nın yediği yemekler. Görüyor musunuz? Horoz var. Ondan sonra bıldırcın var. Bir envai çeşit balık var ve meyveler var. Yani böyle koskoca bir koçbaşı yok mesela mozaiklerin hiçbirisini. Güzel bir mömö inek görmüyoruz. Yani neyi yemeyi çok seviyorlarsa mozaiklerde genelde o hayvanların olduğuna dikkatinizi Şimdi ne istemiştiniz hocam? şimdi tatlım orada sağa doğru senin soluna benim sağıma ya da tam tersi miydi? Ha, bak aşağıda bir resim. Böyle kuyuya benzeyen ama kuyu olmayan, ateş yakıldığı belli olan bir takım zımbırtıların olduğu bir fotoğraf olacak orada. Şunlar mı? Evet. Ona gelelim lütfen. Evet. Pompei. Bakın arkadaşlar, Pompei'dekiler tabii inanılmaz iyi korunduğu için çok iyi fikrimiz var. Bizim aslında Anadolu'daki antik kentlerde de Roma döneminin bazı termopolyumları var ama buradakiler kadar iyi korunmuş asla yok. Termopolyum Roma dönemindeki insanların, insulada yaşayanların bilakis. Çünkü villaların, mesela Pompei'deki bazı büyük villaların bahçesinde de var benzer ateş teşkilatı. Ama ikisinin de ortak noktası şu. Mutfak gibi, yani villanın mutfak diye bir odası ya da ateş yakılan kısmın villanın içinde olmaması gibi bir durum söz konusu. Mutfak tezgahı falan olan var tabii ama ateş dışarıda yanıyor. İşte yangınla ilgili bir takım kaygılar olmalı. Ya da insanlar bu termopolyum denen restoranlara gidip ayaküstü bir şeyler atıştırıyorlar, yiyorlar. Bunlar illa şehre gelen efendim tüccardır, gemi personelidir ve benzeri insanlar değiller. Şehrin kendi ahalisi de böyle termopolyumla pişen yemekleri yiyor. Bakın termopolyumun en sonunda böyle üçgen alınlıklı, küçücük bir tapınak kılıklı bir şey görüyorsunuz. Çünkü termopolyumda ocakların hemen arkasında her zaman böyle küçük bir kutsal alan var ve oraya böyle küçük objeler, küçük sunular, bir takım dualar yapmak söz konusu. Biz yine dönüyoruz, dolaşıyoruz ateşin ve ocağın ve yemeğin piştiği alanın kutsiyetine geliyoruz Roma zamanında bile. Convivium'a geri döneceğim. Convivium'da sunulan yemeklerin isimleri var. Gustatio bir tanesi. Ha, o kalabilir mi o görsel? Bu bakın Buyurun ekmek dağıtan, daha doğrusu ekmek insanların ekmek satın aldığı bir yeri görüyoruz şu anda. Arkada satıcı ekmekleri veriyor. İnsanlar da, o ekmek miydi? Bir dakika. Ekmek olan değil galiba bu. Yok. Bu yine bir şey sahnesi. Convivium'da yemek tüketiyorlar galiba. Bir tane de ekmekli olacak. Ona da geçince görür arkadaşlar. Ondan sonra efendim. Az önce nohutu sormuştu bir arkadaşınız. Nohut tarih boyunca tabii ki çok önemli gıdalardan biri oldu. Hatta kimi tarihçiler nohutun neredeyse buğday, çavdar, arpa ile aynı zamanlarda, yakın zamanlarda mercimekle beraber kultive edildiğini falan söylüyorlar. Nohut belli ki şey zamanında da çok önemli. Roma mutfağında da çok önemli. Mısır'dan gelen nohutu mesela Pliny Vezüv nohutu diye övüyor. Çok seviliyor, çok beğenilen bir yemek. Aynı zamanda bu yazarlar bize ne yersek sağlığımıza kavuşuruz, ne yersek sağlığımız bozulur bunları da anlatıyorlar. Yani yemekle sağlık ilişkisini çok iyi çözmüş durumdalar aslında. Hatta bunun için bizim Anadolu topraklarından Galen ya da Galenos, kimine göre tıbbın, kimine göre eczacılığın efendim şeyi, babası. Bu Galenos'un bir savı var. Yiyeceklerin üzerine iki tane kuramı var. Yemek içmek üzerine. Bir tanesi vücut salgıları kuramı. Galenos'a göre bedenimiz dört tane salgıdan oluşuyor. Kan, balgam, sarı safra, kara safra.
Bu dört tanenin dengesi hep iyi olmalı. Bunlardan herhangi birinin dengesi bozulduğunda sağlıksızlaşıyoruz ve o dengenin nasıl korunması gerektiğine dair de reçeteler var. Şunları 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 yersen kana iyi gelir, bunları bunları yersen balgama iyi gelir falan diye bir kuramı var Galenos'un. Diğer kuramı da zaten besin maddelerinin gücü. Hangi besin gaz yapar? Hangisi mideni ağrıtır? Hangisini kışın yemelisin? Ki hatta bu kışın nasıl beslenilmeli, yazın nasıl beslenilmeliyi ta Bizans'a kadar bilgi olarak uzatıyorlar. Bildiğin şu 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 yemekleri kışın yiyin, bunları bunları yazın yiyin, şunu yapın bunu yapmayın diye. Vücuda neyin iyi gelip gelmediğine dair çok erken öngörüsü var bu insanların ve mutfakları da yansıyor. Sadece hani mutfak deyip geçmiyorlar. Ondan sonra efendim şarap tabii ki çok çok önemli. Size şeyden bahsetmek istiyorum ben. Diğer sunumumda da bahsetmiştim. Şimdi Roma'nın yeme içmeyi de ilgili konuşuyoruz ya. Bir de bu yeme içme mevzusu şu anki pandemiye de çok uyuyor bana sorarsanız bazı hususlarıyla. Hani devletler ne yapmışlar, yemek içmekler nasıl olmuş, kıtlık zamanında neye dönüşmüş işler filan gibi. Cura Annonae diye bir yasa var Mert. Bu yasa Roma vatandaşı olan 200 bin kişiye iaşe vermeyi öngörüyor. Gıda hibesi bildiğin. Ayda 33 kilogram. Tamam mı? Neden yapıyor bunu? Şimdi bir kere o kadar akıllı ki Roma yönetimi. Şimdi iaşe yardımı yapıyor. Ondan sonra cebinde para kalıyor bu kişilerin. Bu kişiler gidiyorlar restoranlarda, bu işte tabernaylarda başka şeylere para harcıyorlar. Böylece ne yapıyor? Ekonomisini aslında canlı tutuyor. Adam gidip de en temel ihtiyacına para vermek zorunda kalmıyor. Bir. İkincisi isyan etmiyor. Neden etsin ki? İaşesi veriliyor. Tarih boyunca hiçbir halk ama hiçbir halk tokken ne özgürlük için isyan etmiştir. Ne abanını benim ırkım başka, beni de şu ırk yönetiyor, ben bu tebaa altında yaşamak istemiyorum artık demiştir. Her zaman açlık, ekonomik bozulma ve isyan arasında ya da savaş çıkması arasında bir şey vardır, koşutluk. Bu Cura Annonae yasasıyla Roma halkını zapturapt altında tutuyor. Yani bir taraftan çok sanki hani halkçı, sosyal devlet efendim yöntemiymiş gibi gözükmekle beraber bana sorarsan son derece akıllıca bir siyasi politika, insanların isyanını engelleyen bir durum. Şimdi konvivyumda ziyafetler yapılıyor. Bu ziyafette mutlaka bir iskelet figürü var. Antakya Müzesi'ndeki iskeleti hatırlayın. Oh, Evet. hayat kısa, keyif yapalım mı diyor o iskelet acaba? Öyle demiyor arkadaşlar. Şölen hayalet denen bir kavram var. Bu şölen hayaleti mutlaka ama mutlaka iskelet olarak sembolize ediliyor. Bazen bunu bir biblo şeklinde yapıyorlar. Bazen işte mozaik olarak yerde duruyor. Bu şölen hayaletinin adı larva convivialis. Zaten adı da yani şölen hayalet demek. Larva convivialis. Ve böylece şölene katılan insanlar, ya yani böyle biraz şey bir kavram gibi düşünmek gerek bunu. Biraz mistiklik de var işin içinde. Yaşa, o da çok güzel. İşte bu bakın, bu aslında üç parçadan oluşan bir mozaik arkadaşlar bu arada. Mozaiğin bir tarafında koşuşturan iki kişi var. Bunlara yancı diyoruz. Yancılar Roma'da konvivyuma giden, davet edilen ama yani hani bu davet şey gibi düşünün. Çok zengin değilsiniz ya da esnafsınız ve o konvivyuma gitmek sizin için iki sebepten önemli. Birincisi bedava bir şölene konacaksınız. Sizin normalde korkma Elif'ciğim gece gece korkutmayın yaz baş. Evet Romalılarda değil de şeyde üç kadeh şarap var. Yunanlılarda var. Onu da söyleyeceğim. İyi ki hatırlattınız. Kaçırmamak zorunda koşturuyor yancı. Orada saat 10 gibi gözüküyor. Halbuki Roma'da 10. saat. Roma'da 10. saat böyle öğleden sonra 3-4'e tekabül ediyor. Konvivyum çünkü şu an bitiyor. Bir saniye. Tabii hocam. Dolayısıyla o mozaikte biz hem konvivyuma koşturan yancıyı görüyoruz. Hem şölen iskeletini görüyoruz. Şölen hayaletini. Efendim görselimizi de bozmadan şarjımı nasıl takarım çabalarındayım. Dur bakalım Mert nasıl olacak? Evet arkadaşlar. Bakalım hala kurduğum düzeneye
Duyabilecek miyim telefonumu? Bir taraftan. Sen dilersen soru okuyabilirsin ben. Olur hocam. Yaptım mı acaba? Oldum mu? İşte evet. Biraz şöyle falan yaparsam olacak galiba. Neyse. Evet. Ya beni görmeniz çok da şart değil gerçi ama ben oraya bakıyorum. Yok gayet iyi hocam. Görüyorum. Pigme gibi görmek kendimi garip olduğu için tam ayarlamaya gayret ettim. Saate bakıyorum. Son yarım saat. Tamam. Dördüncü dakika çıkacağım çünkü boğazım ağrımaya başladı. Zaten biraz şişti. Yani yeter. Sonra ayrıca başka bir gün dilerseniz yakın mutfağa da geçeriz. Ama evet. Ben Roma'yı kavramak istiyorum. Pardon Mert. Aynı anda konuştuk. Duyamadım canım. Çok özür dilerim. Şu anki yayınımız da çok önemli. Alttan İbrahim hocamız da yazmış. Arkadaşlarımız yayın linklerini de durumlarda paylaşırsa hem bu kıymetli yayını kaçırmamış olurlar hem de ilk ikiyi izleyemeyenler sonradan da bunları izlemiş olurlar. Bu da bizi çok mutlu eder. Canlarım çok teşekkür ederim. Size faydalı olduğunu ümit ediyorum. Ben de yani dediğim gibi uzmanı olduğum bir konu değil ama araştırmalar yapmıştım. Bu araştırmalarımı sizinle paylaşıyor olmak beni mutlu ediyor. Çünkü rehberliğin iki tane noktası var. Bir araştırmaya dair bitmek bilmeyen bir merak ama ikinci kısmı aktarmak. Aktaramadığın zaman o araştırdığın, okuduğun, öğrendiğin ya da işte notlarını çıkardığın her şey biraz havada kalıyor. O yüzden bunu paylaşma fırsatını bana verdiğiniz için özleşmiştik de zaten. Çok teşekkür ediyorum ben. Çok mutluyum açıkçası kendi adıma. Efendim. Şimdi bir tane şef bahsetmiştim ya size. Önemliydi Roma'da şef olmak, işte köle olmasına rağmen büyük paralara belki de transfer ediyordu diye. Bu şefin adı, yani bu şefe verilen isim Archimagirus. Ve Archimagirus şüphesiz tek başına yapmıyor her şeyi. Bir sürü yardımcısı var. Archimagirus'un yardımcılarına da Cocus, çoğulu da Cocci deniyor. Bugün İngilizce'deki cook kelimesinin, işte cooking hepsinin atası bu Latince iki kelimeye dayanıyor. Her ne kadar öğünler sonradan değişkenlik gösterse de Roma'da kahvaltıya yiyen takulum deniyor. Ufak zaman yapıyorlar. Kena asıl yemek. Yani bu konvivyumda yenen yemeğin kena olması icap eder. Bir de Vesperna denen bir son yemek var ama son zamanlarda biz bunun yok olduğunu, kaybolduğunu görüyoruz. Gün içinde kahvaltıyı şafakta yaptın. Şafak dediğin hani olsun saat 6-7, konvivyum saat 4'te. Ne yapacaksın? Arada öğle yemeği de pek yok gibi. O zaman işte yapılan atıştırmalığa da prandium diyorlar arkadaşlar. Ondan sonra efendim Roma'ya dair... Kato çok tatlı. Dedim ya size sadece yemekleri anlatmıyor bütün bu yazarlar, antik dönem Roma yazarları. Bazı yiyeceklerin neye iyi geldiğini de anlatıyorlar. Mesela Kato diyor ki lahana yiyin. Lahanayı haşlayıp da yiyin. İçi de iyidir, dışı da iyidir. Ondan sonra da lahana yediğiniz idrarınızı atmayın, biriktirin. Onunla duş yapın. Çok iyi gelir sağlığa diyor. Çok inanılır gibi değil. Ve çok enteresan tabii. Birçok yerden hani gıdalar gidiyor diye bazı şehirler okumuştum ya size. Nevşehir, Kayseri yöresinden de lahana gidiyor mesela Roma'ya. Çünkü lahanaları çok meşhur. Bu kadar. Pazarına giderseniz Nevşehir'in, burada Kapadokya'dan, Bolge'den arkadaşlar varsa bileceklerdir. Yani şöyle şöyle lahanalar vardır bugün. Hala o zaman da bütün kolonilere buradan gidiyor her şey. Kestane Anadolu'dan gidiyor mesela. Kestane de bizim galiba natif de Anadolu'ya, yanlış olmasın ama en azından Roma dağıtıyor kestaneyi de her yere bu Anadolu toprağından alarak. Ondan sonra efendim. Bu arada soru varsa ben hani notlara bakarken soru yapabilirim. Demin bir tane şarap içiyorlardı değil mi diyor, diye sordu bir arkadaşımız. Evet, Yunan sempozyumunda başlayıp Roma konvivyumda devam eden 3 kadeh şarap içme geleneği var arkadaşlar. Birinci kadehi sağlığa içiyorlar. İkinci kadehi aşk ve zevke içiyorlar. Üçüncü kadehi de uyumaya içiyorlar. Biz şimdi uyumaya olan kadehteyiz. 3 tane yayın yaptığımız için. Çok güzel detaydı. Sorduğu için teşekkür ediyorum soran arkadaşa. Bazı başka hoş Latince, ben bu Latince'ye çok taktım kafayı sevgili gençler, çok hoşuma gidiyor. O yüzden böyle bir sürü Latince şey söylüyorum size. Bunda tabii Akın hocanızın da payı çok, o çok kullanır Latince'yi, ondan bana galiba sirayet etti biraz. Dolu dolu bir yemek, dolu dolu yemeğe Romalılar şey diyorlar,
Hani biz şey deriz ya, sofrada bir kuş sütü eksikti. Roma'nın Evet. için bu kuş sütü eksiktiğinin versiyonu, yani onların şeyi, yumurtadan elmaya kadar her şey vardı diyorlar mesela. Ab ovo usque mala. Ab ovo usque mala. Onun için üçüncü oldu, evet. Ondan sonra modern hayat tuzsuz ilerleyemez diyor bir de Pliny. Tuzu o zamandan beri kutsadıklarını görüyoruz. Yani tuz niye önemli? Sadece gıdalara tat verdiği için değil, demin ta paleolitik neolitikten beri konuştuğumuz işte gıdaları korumaya yönelik, onları uzun zaman korumaya yönelik yöntem de verdiği için önemli. Ondan sonra efendim bir tane daha yemek kitabı var. Bu yemek kitabının adı Deipnosophistai. Yazarı Athenaios. Size az önce bahsettiğim zeytinyağlı dolmanın geçtiği kitap bu. Yine Plinius'un hoş sözlerinden biri yeme içmeye dair. Diyor ki Plinius, yaşlı olan abimiz, Intus Muso Foris Oleo. Ne demek bu? Intus Muso Foris Oleo. Oleo ne olabilir? Çözümleme yapalım şimdi. Oleo. Oil. Ya. Yağdan bahsediyor demek ki. Ondan sonra bal kelimesinin karşılığı yanılmıyorsam. Şöyle diyor yani Plinius. Sağlıklı olmanın şartı olarak içime ballı şarap, dışıma zeytinyağı diyor. Çok enteresan. Zeytinyağını Romalılar uzun bir süre yemek olarak tüketmiyorlar. Daha az tüketiyorlar, öyle söyleyeyim size. Daha ziyade özellikle şeyde spor yapan, efendim jimnazyuma giden öğrenciler, işte şeyler, güreşçiler, bütün sporcular, her türlü spor yapanlar ve normal halkta da aynı şey var. Mutlaka vücutlarına zeytinyağı sürüyorlar. Bunu hem şifa hem kozmetik güzelliğin bir gerekçesi olarak görüyorlar. O yüzden bakın Pliny bile dışıma zeytinyağı sürersem, içime de ballı şarap içersem sağlıklı olurum mu bir şey olarak söylemiş. Söz olarak söylemiş. Ondan sonra diğer benim hoşuma giden laf ise in vino veritas, in aqua sanitas. Ne demek? Su anladım bir tek. Vino ne olabilir? Vino. 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 Şarap. Evet, yaşa. In vino veritas. Şarapta gerçek vardır, suda sağlık vardır. Çok In güzel. aqua sanitas. Bu arada vino kelimesinin wine, vino, bütün Avrupa, Hint Avrupa dillerindeki şaraba tekabül eden kelimenin Hititçe Viyana kelimesinden geldiğini de söyleyelim. Hititler için şarap muazzam önemli. Salt, Hitit ve şarap üzerine en az bir saat konuşabilirim. O yüzden onu şimdi yapmayacağım. Ama envai çeşit şarapları olduğunu, her ne kadar Viyana diyorlarsa da şaraba, işte hiyeroglif yazıda bazen biliyorsunuz Sümer şeyleri de kullanıyorlar. Geçtin dediklerini şaraba ve şarabın içine katılan malzemeye göre de şarapların her birine başka isim verdiklerini, telefonum düştü şarjda olduğu için söyleyelim. Dur bakayım. Şöyle şeyi, bu arada düşmemiş gibi yapıp, hani yere düşerler ve hiçbir şey olmamış gibi kalkarlar ya, onun gibi. Ben aslında kitaplığımı göstermek için size öyle şey yapmıştım falan. Dur bakayım, duracak mı? Bir taraftan durdurmaya çalışıyorum. Gayet iyi. Sarhoşlukla alakası var mı bu sözün? Hangi sözün? Şeyin mi? Şarapta gerçek vardır. Herhalde yani biliyorsunuz şarap içince gerçekleri saklamak çok mümkün değil. Onu kastetmiş olmalılar şarapta gerçeklik vardır derken. Ya da acaba şunu mu kastediyorlar, bak o da hani size bir düşünmek için şey olsun. Ya da acaba şarap içtiğimiz zaman Allah zihin açıklığı veriyor da bazı şeyleri daha net görmeye başlayıp gerçeğe mi eriyoruz? Hani öyle de yorumlayabilirsiniz, böyle de yorumlayabilirsiniz. Onu söylemek çok kolay değil. Herhalde şarabın üzerinizde nasıl bir etki yaptığına göre de değişir bu diye düşünüyorum ben. Hocam hazır şarap demişken lafınızı balla da keserek bir soru sorabilir miyim? Ballıyız. Ballı şarap. Gal geçtin. Ballı şarap çok daha güzel oluyor. Evet. Metehan arkadaşımız aynı zamanda temsilcimiz şöyle bir soru sormuş. Şarap gibi alkollü içecekler geçmişte gündelik hayatta kullanılan ve neredeyse lüks sayılmayan içeceklerken günümüzde neden lüks ve geçmişe nazaran standart dışı bir türe dönüştü acaba?
Şimdi böyle söylemek çok doğru sayılmaz. Çünkü antik zamanlarda da şarap günlük bir içecek değildi. Şarap kutsal bir içecekti. Şarap ziyafet ve törenlerin içeceğiydi. Şarap zenginlerin sofrasında vardı çünkü çok pahalıydı. Şarap ticaret unsuruydu ve benzeri ve benzeri. İnsanların evde tükettiği, günlük olarak tükettiğini varsaydığımız şarabın bir kere bugünkü şaraptan çok farklı olduğunu öncelikle söylemeliyim. Alkol oranı mutlaka daha farklıydı. Çok daha seyrek bir şaraptı. Hatta öyle tatsız olmalı ki içine böyle işte zencefil, efendim zencefili bilmiyorum da tarçın, kakule, bal, pekmez gibi şeyler katmalarının sebebi herhalde korkunç bir şarap, korkunç tadı olması icap eder. Dolayısıyla iki tane sebebi var. Güzel şarap sofraların, ziyafetlerin, zenginlerin, kralların ve törenlerin içeceğiydi. Günlük şarap zaten korkunç tada sahip bir şaraptı. Bugünkü gibi hani gusto ile içtiğimiz bir içecek gibi düşünmemek lazım o zamanın şarabını. Onu böyle fermente edilmiş bir içecek gibi tükettiklerini düşünmek gerek. Üzüm suyu gibi belki birazcık alkollenmiş. Ve onun da çok lüks sayılmadığı ortada. Günümüzde nasıl lükse dönüştü? Bu ülkeden ülkeye değişir. Kimi ülkelere gittiğiniz zaman hiçbir yemek görmezsiniz ki yanında şarap eşlik etmesin. Ama işte Müslüman ülkelerin kültüründe dinin gereği geri plana düşmek zorunda kaldığı için şarap bizim gibi ülkelerde öyle her zaman göreceğiniz bir şeye, bir ürüne dönüşmemiştir. Yalnız şunu mutlulukla söylemek isterim. İçen içer, içmeyen içmez. Şarabın, üzümün kultive edildiği ve bugün anladığımız anlamda şarabın icat edildiği ülkede Hititler sayesinde aslında Gürcistan'dan filan çıkıyor ama yaygın üretimden bahsettiğimiz zaman direkt Anadolu topraklarından söz ediyoruz. Bu topraklarda artık dünya çapında gururlanabileceğimiz, efendim, Michelin yıldızı restoranlarda sunulan şaraplara sahip olmak, dünya çapında bazı yarışmalarda ödüller alan şarapları üretebiliyor olmak büyük gurur. Gönül isterdi ki böyle özel bir üretime, neden özel üretim? Çünkü tüketicisi de sınırlı bir kitle. Bunu biz özel üretim gibi düşünmek lazım. Buna devlet desteği olmasını, vergilerde kolaylıklar sağlanmasını isterdi gönül. Ama pek öyle değil şu anki koşullar. Belki ileride değişir. Şimdi geriye son 13-17 dakika kaldı. Ben hiç böyle Bizanslara, Osmanlılara giremeyeceğim görünen o ki ama belki birkaç anekdot okuyabilirim. Bu arada da önemli bir soru görüyorsan sevgili Mert'ciğim onları da lütfen oku. Bir de görsellerde olup da göstermedik dediğin bir şey varsa gösterebilirsin. Tamamdır. Ben tekrardan bakıyorum görsellerimize. İstanbul'da da var yemeğin yanında şarap ikram edilen mekanlar. Elbette var. Ben yok demedim. Ama benim kastettiğim bir Avrupalı için bir yemek yanında şarap eşlik etmeden olmaz. Mutlaka şarap vardır. Mutlaka. Yani sine qua non olmazsa olmaz. Latincesini söyleyeyim size. Bir Amerikalı yemek yerken mutlaka şarap içer. Bu kadar yan yanadır bu ikisi. Bizde öyle olmadığını kastetmek istedim sadece. Şöyle gösterebilirim. Ha, bu şimdi tabii o kadar çok da delirip coşmamak için hem Anadolu'yla sınırlı tutmak ve Anadolu'yla tabii ki alakalı olan Yunan ve Roma'ya da değinmekle sınırlı kalmaya çalıştık ama bu görsel Mısır mutfağı yani Mısır'daki yemeğin sürecini anlatıyor. Mısır da başlı başına bir alem. Orayı da ayrıca konuşmak gerek. Bakın aşağıda çapa süren alt sol köşedeki görsel çok önemli bence. Bu arada bunların hepsi mezar duvarlarından. Mısırlılar sağ olsunlar mezar duvarlarını her türlü bilgiyle donattıkları için biz çok fikir sahibiyiz ne yaptıkları ile ilgili olarak. Burada bakın çapa yapıyor adam bildiğiniz inekle beraber, öküzle veya. İşte bazı gıdaların raflarda nasıl dizildiğini görüyoruz. Efendim buğdayın kepeğinden ayrıştırılma serüvenini görüyoruz ve benzeri ve benzeri. Yani tarım ila gıda üretmeye dair antik Mısır'da bundan 3500 ila 4000 sene önce ne yapıyorlardı? Ona dair çok hoş bir görsel bu. Sonrasında Osmanlı var. Nasıl? Sanırım Osmanlı bu. Ha bu Osmanlı çünkü tabii ben Osmanlı'ya kadar getireceğimi hayal ediyordum. Bu gördüğünüz bir sofra. Sofra biliyorsunuz çok kutsal ve
peçete dediğimiz, hatta Topkapı Sarayı'nın mutfaklar bölümünde görürsünüz. Hatta inşallah bir gün fırsat olur da Topkapı Sarayı'nı falan beraber gezeriz. Mutfaklar bölümünde saatler harcamak mümkün normalde. Bu gördüğünüz herkesin ortak kullandığı bir peçete ve herkes aynı anda oturup aynı kaplardan yiyor biliyorsunuz. Eskiden de evlerde böyleydi. Sizin jenerasyon bunu pek bilmez ama Anadolu mutfağında, tuzlu sofrasında her zaman tek bir kap konur. Herkesin elinde kaşığı vardır. Kaşıklamak deyim oradan gelir. Çatal kullanmak çok sonra girmiştir. Hem Osmanlı mutfağına, saray mutfağına hem de Türk halkının hayatına. Her zaman kaşık sallanır yemeğe ve ortak bir yerden kullanılır. Birkaç tane bir şey daha söyleyeceğim. Ben ilginç buldum o bilgileri. Mesela Bizans mutfağına dair önemli bir şey söylemek isterim. Bu arada bazı kitaplar tavsiye edecektim. Onlara zaman kalmaz ise şey yapacağım Mert. O kitapların isimlerini yorum olarak şeyin altına yazarız. Tamam mı? O yüzden çok sıkıntı değil ama şu kitabı hemen göstermek istiyorum. Bizans'ta Damak Tadı. Bu muhteşem bir kitap ve hem de şeyi Bizans İmparatorluğu'nun o zamanlarını da anlıyorsunuz. Ayrıca Ahmet Uhri'nin kitabının yanı sıra Prince Priscilla Mary Işın Hanım'ın şu kitabı olağanüstü. Yani bu sunumun neredeyse %80'ini bu hanımın kitabından derledim. Avcılıktan Gurmeliğe kitabın ismi. Yani muhteşem bir kitap ve çok rahat okunuyor. Salt bunu alsanız bile yeter. Çok 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 hoşuma gitti. Size de şiddetle tavsiye ederim. Daha da iyisini söyleyeyim. PDF olarak internet ortamında da var. Yani dilerseniz PDF olarak da indirebiliyorsunuz. Şimdi peksimetten bahsetmek istiyorum size. Peksimet biliyoruz peksimeti değil böyle kurutulmuş galeta gibi kurutulmuş ekmek falan. Askerlerin ve yolcuların vazgeçilmez gıdası. Çünkü çok uzun süre bozulmadan gider. Sıvı bir şeyle hemen çorbanın içine katarsın seni çok iyi besler. Kervanların durakladığı ve iyaşe ikmali aldığı şehirlerde Anadolu'dan söz ediyorum. Peksimet her zaman oranın geleneksel yemeği olmuştur. Hala da vardır mutfakta sebebi unutulsa bile. Mesela şeyi düşünün. Güneydoğu Anadolu'daki şehirleri düşünün. Mardin, işte Şanlıurfa'dır, Antep'idir. Fırınlarda mutlaka peksimet yapılır. O işte kervanların oralardan geçerken iyaşe olarak peksimeti almasından kalan bir gelenektir. Ama peksimetin şöyle tatlı bir şeyi var. Geçmişi, kelime, etimolojik merakımın sonucu tabii bu bilgiler. Panis biscottus, Latince çift pişmiş demek. Paximadia'dan geliyor. Yani iki kere pişirilmiş ekmek anlamına geliyor. Ve kahpe kelimesi bile bununla etimolojik olarak birleşebiliyor. Çok sevdiğimiz hem Arap mutfağının hem Antep işte Urfa ve Mardin mutfağının Diyarbakır'da da var sanıyorum. Peksimet o kadar önemli ki Osmanlı zamanında İstanbul'da 125 tane sadece peksimet fırını var. Galata semtinde. Bu arada Galata semti demişken Galata hani Galata yeriz ya Galata. Evet. Galata semtinden almıştır adını ve bütün şeye yayılmıştır ondan sonra o zamanın coğrafyasına. Çok enteresan. Başka ne diyeyim Bizans'a dair kısıtlı süremizde? Bir Bizans komutanının ziyafet menüsünü yazmış bir gezgin. 11. yüzyılda katıldığı bir yemekmiş bu. Yemekte şunlar varmış. Domuz yahnisi, bakla, nohut, mercimek, domuz pastırması, pancar yemeği, pırasa, lahana turşusu, kuru balık, sarımsak, işkembe, yengeç kavurma, havyar ve peynir. Maşallah. Havyar işi enteresan. Nerede bakayım? Oh. Şimdi bazı yemekler biliyorsunuz delikasi yani böyle inanılmaz zor yapılıyor falan filan. Bunlardan şeyi anlatacaktım size. Bugün Mısır çarşısında hala gördüğümüz havyar kelimesinden bahsedeyim. Havyarın kendinden bahsedeyim. Her ne kadar İskandinav mutfağından işte İran'dan falan da geliyorsa da zaten İran'dan gelmesi makes sense diyeyim çünkü Farsça havyar kelimesinden geliyor. Mersin balığından da alınıyor, kefalden de yapılıyor. Şeyin yaptığı, Bizans'ın yaptığı şeyi yumurtalar kesenin içindeyken keseyi bölmeden alıyorlar balığı, keseyi daha doğrusu. Önce rüzgarda kurutuyorlar, arkasından güneşte kurutuyorlar.
derken etrafını sarı mumla sarıyorlar ve alın size çok uzun süre giden bir deniz gıdası. Özellikle Evet. deniz ürünlerinin Bizans mutfağında çok daha çeşitlenmesi ve yaygınlaşması, yani adamlar sardalya dolması yapıyorlar, yani böyle bir şey olabilir mi? Nasıl bir spesifik yemektir ve çok da nefistir Rum mutfağının vazgeçilmezlerinden. Ondan sonra efendim buna benzer bir sürü çok enteresan yemekler. Bunun sebebi ise Hristiyanlık ile başlayan gelen değişen diyet anlayışı. Ne demek bu? Ne olacak? Et yemeyecekler, süt tüketemeyecekler Paskalya öncesi. O zamanlar izin verilen çok belli yemekler var. Bunların içinde deniz mahlukatı da var. Bu deniz mahlukatının bir kısmı belki de yasaklı ama çaresiz. Onları da böyle serbestliler listesine alıyorlar. Böyle kiliseden peyderpey fetvalar alarak. Dolayısıyla da Fatih Sultan Mehmet'in bile çok sevdiği bir mutfağa dönüşüyor. Fatih demişken ondan da söz ederek kapanış yapayım. Fatih Evet. döneminde Mert Taner Hoca da geldi. Hoş gördüm, geldin. Evet. Ne haber Mert? Az önce lahanadan bahsederken Kapadokya'da Mert'i de andım. Çünkü pazarda Kapadokya'da karşılaştığımızda Mert, ben ve lahana isimli bir küçük ve anekdot yaşamıştık. Bir yer anlatırım size. Şimdi Fatih'ten bahsetmek istiyorum. Fatih'in inanılmaz spesifik bir mutfak zevki var. Havyar yemeği çok seviyor, deniz mahlukatlarını çok seviyor. Çok az yiyor, öyle zannetmeyiniz hani sultan diye böyle hapur küpür yutuyor falan. Ve ama Fatih döneminin en önemli özelliği bana sorarsanız, kayıtlarda da kalan, sadece Topkapı Sarayı'na alınan iyaşeleri yazmıyor, yazmıyorlar. Aynı zamanda onlarla ne yemek yaptıklarını da kayda geçiriyorlar. Dolayısıyla biz o fantastik Osmanlı mutfağının en güzel özel zamanlarını Fatih döneminden izini sürüyoruz. Dur bakayım, iyice karıştı notlarım. Mesela yeni dünyadan bir sürü sebze gelene kadar, biliyorsunuz bugün hala Doğu Anadolu mutfağında da vardır, çeşitli kurutulmuş meyveler kullanılıyor etin yumuşaması ve lezzet kazanması için. Dolayısıyla bugün bize çok garip gelebilir. Tatlı ile et nasıl bir arada gider falan. Çok da güzel gidiyor açıkçası. Ayva dolmasıdır, elma dolmasıdır. Bunların içine kuzu dolduruluyor. Kavuğun içine kuzu dolduruluyor. Ya da işte yahni, kuzu yahni mesela kurutulmuş mürdüm eriği ve kayısıyla beraber pişiriliyor, tüketiliyor. Bunlar çok önemli şeyler. Efendim. Varsa sorumuz, onu da arada alırız. Evet, sorusu olan varsa yazar. Ama şu an yok. Gelmedi soru hocam. Pekala. O zaman birkaç bilgi daha, kırıntısı daha aktarıp son 7 dakikamızı da ziyan etmemiş olalım diyerek. Şeyi söylüyordum ya demin size. Mısır işte yeni dünyadan geliyor. Bize Mısır evet. üzerinden geliyor. Ülke Mısır. O yüzden biz ona önce Mısır buğdayı diyoruz. Ondan sonra sadece Mısır demeye başlıyoruz. Avrupalılara da bizden geçiyor Mısır. Bu sefer Avrupalılar Mısır'a Türk buğdayı diyorlar. Çok enteresan. Sonra Hindi'ye Türk tavuğu diyorlar. Yani şunu bilmek çok önemli arkadaşlar. Uzun detaylı açıklaması olan bir yazı da var. Dilerseniz sonra paylaşırım. Kuş adı değil. Yani Türkiye'ye Turkey demelerinin sebebi o kuş değil. O kuşa Türk kuşu dedikleri demeleri yüzünden oranın o kuşun adı Turkey. Yani biz Turkey'ydik zaten. Kuşa Türk kuşu dedikleri için şeyin adı, ülkenin adı öyle kaldı. Biz nasıl Mısır'a Mısır diyorsak onun gibi bir şey. Bal kabağına mesela Türk hıyarı diyorlar Avrupa'da. Türk fasulyesi diyorlar sonra falan. Yani bazı gıdaların isimleri geldikleri yere bakılarak böyle bambaşka isimler kazanmış zaman içinde. Bu da işte bakın tarihlerken işte o darı örneğinde olduğu gibi mesela darı diyorlar mesela, ama darı Ege'de artık Mısır'a verilen isim, oysaki darı bir şeydir, hububattır. Hani buğdaygillerden, arpagillerden bir şeydir sonuçta. O yüzden şey yaparken mesela az önce size söylediğim fasulye. Fasulye yazısını görüyorsanız ve dönem paleolitik, neolitik, hatta şeyse bile, Hitit zamanıysa bile, ta 1400'lere kadar gelmeyecek çünkü fasulye Avrupa'ya. Onun fasulye değil de şey olduğunu anlamanız gerekir. Neydi bölünce? Son 5 dakika. 15 dakika hocam, isterseniz yavaş yavaş veda konuşmamızı yapıp veda kapatabiliriz. Veda mutfemi okuyayım diyorsun.
Yani normalde siz yayınlarınızın sonunda şiir okursunuz. Bu çok güzel Gibi. oluyor. Ama yemeğe dair nasıl şiir okusam acaba? Ben Nasıl bir bekledim ben böyle açıkçası. yapayım? Bir saniye. Okumak için notlar almıştım ben açıkçası. Ama hepsi böyle yemek notlarıydı. Yemek isimleri adlarıydı falan. Şaraba dair bir şiir okuyalım. Dur Çok bakayım. Hemen notlarımdan o zaman. Yemek notlarımı saçmadan bir elimde de şarjın şeyini tutuyorum. Hay Allah ya Rabbimler. Zeytinli tostları, zeytinli türküler. Yok, şaraplara geçelim. Bütün sunumlarım da aynı defterde. Şu defteri kaybedersem ya da bu defteri ele geçiren vardır. Bu arada Ayasofya'nın dışında balık ve şarap satan bir sürü restoran olduğunu antik zamanlarda, daha doğrusu Bizans zamanında ekleyeyim. Aa, bulamadım şiir. Belki sen bir şiir söylemek istersin Mert'ciğim. evet. Öyle kaldık hep beraber. Ya da yeme içmeye dair bir türkü söyleyelim. Eğer sesiniz güzelse sizi dinlemek bize şeref verir. Sesim fena olmamakla beraber yeme içmeye dair nasıl bir şarkı? Oradan aşağıdan var mı arkadaşlar tavsiyede bulunmak isteyen? Kapanış şarkısı ne söyleyelim hep beraber? İstek şarkı, istek parça, şiir. Bağa gel, bostana gel. Olabilir hocam. Bu da gayet mantıklı. O zaman şöyle diyelim, şiir de okumayayım, şarkı da açıkçası biraz şey yakalandım. Yerim dar, yerim dar. Oynamayı bilmeyen gelin gibi yakalandım, öyle söyleyeyim. Ama şöyle toparlayayım bu sunumu. Bu pandemi döneminde sevgili genç arkadaşlarım ve ilgili izleyen sevgili arkadaşlarım, sadece okumak yetmiyor ve insanı tatmin etmiyor. Çünkü çok zaman var, çok fazla belirsiz zaman var ve insan ne okuyacağını şaşırıyor ve bir noktadan sonra şöyle bir telaş bürüyor insanı. Allah'ım, okuyacak çok kitap var ve ben hangisinden başlayayım acaba? O noktada size heyecan veren bir konu seçmenizi öneririm. Ve bunu sanki bir sunum yapacakmış gibi ya da bir dergiye bir yazı hazırlıyormuş gibi çalışmanızı öneririm. O zaman bir kere o zaman kafanızı spesifikleştiriyorsunuz. Tek bir konuya konsantre oluyorsunuz ve o konuya dair birçok şey okuyorsunuz. Ne oluyor? Bu size günün birinde her şey normalleşip rehberlik yapmaya başladığınızda, işte şehirden şehire giderken uzun mesafelerde biz buna lecture atmak deriz. Frankofon rehberler buna expose atmak derler. Hiç konuyla alakası yokmuş gibi görünmekle beraber mutlaka bir yerden bağlayacağınız çok güzel böyle 1,5 saat konuşacağınız şahane bir şey verir size. Konferans konusu. Bu işte kapanma günleri de yavaş yavaş başlıyorken size öneririm. Böyle ilginizi çekenden başlayın önce. Çünkü çok sıkıcı olabiliyor. Merak ettiğiniz bir konuda bir expose, bir lecture sunabilecekmiş gibi bir sunum hazırlayın. Ondan sonra da Serhan hocanızın geçen gece söylediği gibi kendinize kobay seçin. Bunu anlatın. Böylelikle onun kendi içinizde yer etmesini. Aa, ne güzel bir şiir yazdı Deskrube Kapadokya. Kim demiş haram nedir bilmez hayyam. Ben haramı helali karıştırmam. Seninle içilen şarap helaldir. Sensiz içtiğimiz su bile haram. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum bu katkı için. Sevgiyle kalın. Sorularınız olursa zaten hemen hepiniz izliyorsunuz beni. Özelden yazabilirsiniz. Katkınız olsun isterseniz bu sunumların altına yazın bence. Böylece başka arkadaşlarınız da okuyabilir. Arada yanıtlanmamış sorum kalırsa okudum yazdığını Deskrube duymadı herhalde şarabı okuduğumu. Ya da belki yorumlar bana daha geç geliyordur. Kapanmadan, yani birazdan kapanacak. Hepinize sevgiler çocuklar, gençler, genç arkadaşlar, arkadaşlarım. Keyfiniz bol Çok olsun. teşekkür ederim. Yediğiniz her şey damağınızda muazzam lezzetler yaratsın. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bu yayını organize eden temsilci ve sözcü arkadaşımız olan Seda'ya da çok 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 teşekkür ediyoruz emekleri Seda'ya da için. çok teşekkürler. İbrahim Mayda'ya çok teşekkürler. İbrahim hocamızın da size selamları vardı. Üzerimde borçlu, onu da vermiş olayım. Aleykümselam. Sizinle yayın yapmak benim için bir zevkti ve çok güzeldi. 3 saat çok güzel geçti. Çok keyif aldım. Ve çok Kesinlikle. büyük bir şerefti. Sürçülisan ettiysek affola. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Ben de moderatörün için Mert'cim çok teşekkür ederim. Şahaneydi.
Daha bir saatlik sunum kaldı. Onu da başka sefer sizlere sözüm olsun. İnşallah. Belki şarapla birleştirerek yaparız. Osmanlı saray mutfağı ve şarap üzerine bir sunum yaparız. Çok güzel olur. Hoşçakalın, sevgiler. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. İyi bakın, iyi akşamlar.